Televizyon ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bu akşam gerçekten de çok önemli bir konuğumuz var. Şanlıurfa Spor'un kulüp başkanı Sayın Haçimdiol bizlerle birlikte olacak. Tabii kendisine gündeme ait önemli sorularımız var. Onları soracağız. Bu konuyla ilgili görüşlerini alacağız. Tabii ki biliyorum Urfa kamuoyu hepsi bunu merak ediyor. İşte başkanımız burada. Biz soracağız. O da cevaplayacak. Başkan hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı nasılsınız? Akşamlar diliyorum. İyi akşamlar i̇yi yayınlar diliyorum. Nasıl, iyisiniz inşallah? Teşekkür ediyorum. Evet. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Sizi ağırlamaktan onur duyduk. Bunu da belirtelim. Teşekkür ediyorum. Kulüp başkanı olduktan sonra Güneydoğu TV ekranlarına ilk defa çıkıyorsunuz. Bir mukabil ben de memnun Evet başkanım. Böyle sohbet babında güzel bir program yapalım. Ekranlar başında izleyen bütün izleyicilerimiz de merak ediyorlar sorularımızı. Yaklaşık 3,5 aydır kulüp başkanısınız. Bu süreçte de Urfa Spor bir şampiyonluk yaşadı. Evet. Bu süreçte Haçimdiol olarak Urfa Spor'a ne gibi katkılarınız oldu, neler yaşadınız, ne gibi bir zamandan geçtiniz? Bunu öncelikle izleyelim, sonra da diğer sorularımız var, sonra öncelikle bu sorularımıza bir cevap alalım. Bu 3,5 aylık süreçte Haçimdiol neler yaptı Urfa Spor'a? Bildiğiniz gibi zaten ben 3,5 yıla yakındır yönetim kurulu üyesiydim. Evet, evet. As başkanlık yaptım, başkan vekilliği yaptım. Dediğiniz gibi son 3,5 ayda da bir görev değişimi oldu. Cihan Canbeyli başkanımız istifa etti. Anlık bir kriz yaşandı. Kendisi bir daha dönmeyi de uygun görmedi. Kendisiyle de birebir konuştuk. Arkasından yönetim kurulumuzla bir toplantı yaptık. Toplantının hemen arkasından şehrin büyükleriyle, Sayın Valimiz, belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Şanlıurfa Spor'un âli menfaatleri doğrultusunda hareket etmek için başkanlık yönetim kurulu kararıyla birlikte başladı. Ve kolları sıvayıp bu takımın menfaatleri için, hedefe ulaşmak için el birliğiyle hareket etmeye başladık. Evet, evet. Süreç nasıl geçti? Her an, her saniye, bütün adımlarda şehrin büyükleriyle istişareli olduk. Şehrin bütün bileşenleriyle kucaklayıcı olduk. Takımla iç içe olduk. Futbolcu evet. kardeşlerimizle, teknik heyetimizle. O sene, bu sene sloganının mutlaka sonuçlanacağına kanaat getirdik. Motivasyonumuzu bir an olsun kaybetmedik. Sonunda da Allah'a çok şükür, hamdolsun, o mutluluğu, o şampiyonluğu bu şehre armağan edebildik. Benim de katkım olmuşsa ne mutlu. Fakat şahsımın değil, bütün bileşenlerin katkısıyla bu kupa geldi. Evet, tabii ki. Futbolcusundan, teknik heyetinden, taraftarından, yönetiminden, şehrin büyüklerinden, başta Sayın Valimiz Salih Ayhan Beyefendi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın. Yani şunu bilmemiz lazım. Evet. Şehir kulüplerinin yaşaması için, başarıyı elde etmesi için doğru adımlar atılmalı. Nedir bu doğru adımlar? Mali, idari, yönetimsel, kucaklayıcı, iç içe olmak, evet. birleştirici olmak. Bunlar önemli tabii. Tabii ki. Evet. Bir şehir kulübünün sponsorlar olmadan, maddi destek katılmadan, şehrin büyüklerinin desteği olmadan başarılı olma şansı çok azdır. Doğru. Olsa bile bir sonraki sezon iki merdiven daha geriye gider. Yani bunun için şehir kulüplerinin mutlaka şehir büyükleriyle, bileşenleriyle, taraftarıyla, yani bizim 3 milyonluk bir şehrimiz var değil mi nüfusumuz? Evet, evet. Dışarıdaki nüfusla birlikte hemen hemen 5,5 milyonluk bir Şanlıurfalı var. Bunların hepsi şanlı takımı seviyor, hissediyor. Deplasman maçlarında bunları görüyoruz. Hangi deplasmana gitsek en tepedeki iş adamından taraftarına kadar hepsi bileşen olarak geliyorlar. O takımı kucaklıyorlar, seyrediyorlar, destek veriyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii. Birleştirici olamazsak, kucaklayıcı olamazsak başarıyı yakalayamayız. Özeti budur. Evet. Sayın Başkanım, yani şimdi bu süreçte hiç karamsarlığa düştünüz oldu mu? Yani böyle olamayız falan, hiç o süreçte bunu yaşadınız mı? Şuna emin olun, 3,5 aylık sürecimde 10 yıllık
bir yorgunluğu hissettim ama bir dakika olsun yılmadım. Sanki biraz kilo da vermişsiniz gibi geldi bana başta. Kilo almışım. Evet, dengesiz beslenmeden evet. Çok geç saatlerde yemek yemek, sabahları kahvaltı yapmak çünkü. Ama tekrar söylüyorum, bu 3,5 aylık başkanlık sürecimde 10 yıllık bir hayatımdaki yorgunluğu hissettim. Çünkü çok zor bir meşhur. Zor final süreci, her şey, her maç bir final havasında geçti. Her maç bir final havasında geçti. Hatırlarsanız birliktelik üzerinden bahsediyorum. Takımımız playofflara zaten matematiksel olarak kalmıştı. Evet. Bir mucizeydi bizim şampiyon olmamız matematiksel tamam. olarak. Evet, aynen. İşte Çorum Spor'un iki maç üstte kaybetmemesi lazımdı veya bir beraberlik, bir mağlubiyet olması gibi. Tabii imkansız gibi bir şeydi ama matematiksel devam ediyordu ama playoff'u biliyorduk. Takımımız playoff için Bolu'da kampa girdi. 14 günlük bir kampa girdi. Çok iyi hatırlıyorum o süreci, evet. Bu şehrin büyükleri, bileşenleri, il başkanımız bile o kampa iki defa 1000 kilometreye ziyarete ve motivasyona geldiler. Önemli değil mi bunlar? Çok önemli. O futbolcunun maddi boyutundan ziyade manevi boyutu olarak desteklemesi, hissetmesi bunlar önemli değil mi? Çok önemli. İşte birleştirici olduğumuz zaman, kucaklayıcı olduğumuz zaman, hep beraber el birliğiyle hareket ettiğimiz zaman mutlaka başarı gelir. Kaçınılmaz son. Mutlaka o başarı gelir. Şu an var mı Sayın Başkanım? Yani bu süreçte tabii Şanlıurfaspor şampiyon oldu ki bu Konya'da birlikteydik. Protokolda gerçekten de çok önemli isimler vardı. Sayın Bakanımız vardı. Bekir Bey oradaydı. Sayın Valimiz oradaydı. Milletvekillerimiz oradaydı. İlçe belediye başkanlarımız, Hilman belediye başkanımız. Yani çok önemli isimler vardı. Kabul etmek lazım. İşte o birliktelikte emin olun maç başlamadan önce ben dedim ki bu iş bitmiştir. Ki öyle oldu. Bu süreçte de aynı birliktelik devam ediyor mu acaba? Tabii ki ediyor. Zaten Bolu'dan sonra biliyorsunuz Erzincan, Anadolu Erzincan evet. deplasmanında da o protokol, A protokol, şehrin büyüklerin tamamı oradaydı. Şimdi çocuklar seremoniye çıktıkları zaman, futbolcu kardeşlerimiz, o protokolü görüyorlar. Üzerlerindeki sorumluluğu, motivasyonu iki katına çıkartıyorlar. Aynen. Yani o andaki saha içerisindeki enerjileri bitme noktasına geldiği anda o hissiyatla, taraftarla, şehrin bütün birleşimlerinin bir arada olduğunu statta gördükleri zaman inanılmaz bir enerji sarf ediyorlar. İnanılmaz. Doğru. Demek ki bunun önemli bir etkisi var kabul etmekte. Peki başkanım, bu lig, şimdi biz yıllardır spor programı yapıyoruz, izleyeceğiz de çok iyi bilirler. İkincilik farklı bir olay. Birincilik gerçekten çok çok farklı bir olay. Çünkü hafta maçlarınız canlı yayınlanacak. Bütün ulusal medya sizden bahsedecek. Bütün televizyon kanalları sizden, futbolculardan, işte kulüp başkanından belki fırsat bulamayacaksınız. Urfa Spor şu andaki yapısıyla, şu andaki görüntüsüyle birinci lige hazır mı sizce? Transferler de soracağım ama önce bir o görüntüyü alalım. Şu anda mali açıdan hazırız. Evet. Belki birkaç eksiğimiz olabilir ama onlarla ilgili de çalışmalarımız başlamış, devam ediyor. İşte idari binalarla bir tadilatımız var. Çimlerde bir iyileştirme çalışmalarımız var. Bu şehir bu desteğini, bu bütünlüğünü bozmadığı sürece bu Şanlıurfa Spor'un kucaklayıcı tavrı, şehri birleştirici, herkesin takımı olduğunu beraber hissettiği anda Süper Lig'de bile başarı kaçınılmaz olur. Bırakın bu ligi. Evet. Yani buna inanıyorsunuz. Tabii ki ben de inanıyorum. Çünkü bu önemli, izleyeceğiz, merak ediyorlar. Tabii ki bir kongre süreci var ama onu soracağız başkanımıza. İptal olan kongre mesajları geliyor. Onu birazdan soracağız ama önce bu transferleri bir soralım. Takımın son durumunu bir soralım. Şimdi altyapıdan oyuncular gitmişti biliyorsunuz Bolu'ya. Birçoğu geri dönmüş. Tabii ki belki teknik heyet tarafından uyum görülmemiş, yeterli görülmemiş, kapasitesi az görülmemiş. Altyapıya önem veriyorum. Haçım İzol gerçekten de kendisi ve yönetimi altyapıyla ilgili proje yaptılar mı şimdi yani? 3,5 aylık süreç içerisinde daha önceki yönetim... Önceki tecrübelerinize evet, de evet, dayanarak evet. söylüyorum bunu. Yani. Sadece bu 3,5 aylık tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama şunda da bir itirafta bulunayım. Yeteri kadar mı? Değil. Değil. Ama bu sene programlarımız, planlarımız içerisinde altyapıya da bir bütçe ayırıp, oraya da ciddi bir destek verip, bu şehrin gençlerini mutlaka kazandırmak, bu takımın iskelet kadrosunda en az 2-3 tane Şanlıurfa sporlunun takımın Şanlıurfa Spor'da Şanlıurfa'da oyuncunun olmasını isteriz. Planlarımız içerisinde bu da var. Olmasını istiyoruz. Bu sene onunla ilgili de ciddi adımlar atacağız. O 6 kardeşimiz de doğrudur. Bolu'daki ilk kampımıza katıldılar. Evet. İki tanesi orada kaldı.
4 tanesi geri gelmiş. Evet, 4 tanesi geri döndü. Biliyorsunuz şimdi orada A takım. Tabii artık, kolay değil. Takımın bütün kondisyon, taktik yavaş yavaş artık ligin provası yapılmaya başlanıyor. Transferler geliyor, denemeler yapılıyor. Ben Zafer Hocam ve teknik heyetine güveniyorum. Bu konuda çok net, çok adaletli karar verdiklerine de inanıyorum. Ama belki o kardeşlerimiz, belki heyecan, olabilir, belki o andaki motivasyonlukları, belki o andaki kondisyonel sıkıntıları yılmasınlar. Çalışmalarına devam etsinler. Kendilerine güvensinler. Emin olsunlar. En kısa sürede bu takıma tekrar katılırlar. Sadece çalışmalarını ihmal etmesinler. Tabii, bu önemli. Uyku düzenlerini bozmasınlar. Yemelerine içmelerine dikkat etsinler. İdmanlarını aksatmasınlar. Profesyoneller çünkü. Evet, bu takıma girmek için de mücadele etsinler. Formayı kapsınlar. Doğru. Peki başkanım, teknik ekip dedik de Zafer Hoca gerçekten de geldikten sonra bence önemli işler yaptı. Kabul etmek lazım ki Eyüpspor'da da bir başarısı vardı, bunu da kabul ediyorum. Bir farkındalık gördünüz mü? Çok hocayla çalıştınız bence. Yani bu hocada vay bu özellik var mı diye bir özellik, yani gördünüz mü bunu, hiç dikkat ettiniz mi? Yani bütün hocalarımız kıymetli. Fakat evet, biliyorsunuz Zafer Hoca son 6 maçta 6'da 6 önemli yaptı. Önemli bir başarı. Evet. Tabii ki. Evet. Zafer Hoca'nın en büyük özelliği benim gördüğüm, çok disiplinli. Hem abi hem de kızmasını biliyor. Formayı da hak edene mutlaka veriyor. Kesinlikle adaletsizlik yapmıyor ve çok otoriter. Teknik ve taktik anlamda da çok çok iyi. Zaten kariyeri de var. Bizde de zaten maçlardaki oyun planlarında görüyorsunuz. Rakipleri iyi çözüyor. Çok iyi bir squad ekibi var, teknik ekibi var. Ben de yani hamlelerini falan tabii çok beğendim. Başkanım. Her maça göre farklı evet, bir yorumları yani var. Bu cam maçında ilk 15-20 dakika Konya'da birlikte izliyorduk, dikkat ederseniz. Biz maçtan önce çok konuştuk. Evet, evet. O Buca Spor'un biraz yaş olarak bizden biraz daha yaşlı olduğunu biliyordu. Onu İlk 20 dakikada çok saldıracağını biliyordu. Aynen öyle oldu. İlk 20 dakika Buca'yı yorarak evet, sonradan da adım adım onları kendi sahalarına hapsedeceğimizi söyledi. Aynen planında tuttu. Evet. Çok inşallah. Şükür. Sözleşmesi bir yıllık falan mı yoksa? Bir yıllık yaptık. Bir yıllık, evet. Fakat Zafer Hoca'yla hiçbir sorunumuz yok. Kendisi de böyle uygun gördü. Biz de böyle uygun gördük. Biraz sıkıştık. Ona da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. İnanıyoruz. Evet. Başkanım şimdi giden oyuncular var. Mevcut şampiyon olan kadrodan. Alınan oyuncular var. Yabancı oyuncular var biliyorsunuz. Eyüpspor'dan alınan iki tane yabancı oyuncu var. Hüsamettin Tut var. Kısa bir tane. Eyüpspor'dan bir tane desin. Siz diğerini zorla söyleteceksiniz. Kamuoyunun dediğini söylüyorum ama buradan izleyicilerimize söyleyelim. Yani evet, dediğim gibi evet, Telem Arkaç yıllardır Urfa kamuoyunda en çok izlenen program. Bunu iddia etmiyoruz. Gerçek olan bu. Sizi de ağırlamaktan gerçekten onur duyduk. Birçok mesaj geliyor ama izleyicilerimizden özür diliyorum. Zamanımız olmayabilir ama başkanımızın ayağına alıştırdık. İnşallah ligler başladıktan sonra ve iyi bir zamanlamada. Çünkü zaman da az kaldı başkanım. Yani tabii, şimdi 11 Ağustos'ta Süper Lig'le birlikte başlıyor. Tabii. İkinci lig Eylül'de başlıyor ama birinci lig Ağustos'ta. 25-26 gün kaldı. Evet, 25-26 gün kaldı. Giden oyuncular kim? Kalan oyuncular kim? Mevcut şampiyon olan kadrodan. Bunu izleyicilerimiz merak ediyorlar. Şimdi şu anda bizim biliyorsunuz zaten Seyit Gazanfer, Mert Çapar, evet, Semih Karadeniz, kalecimiz Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Cumali Bişi, bunlarla anlaştık. Mert'le anlaşıldı değil mi başkanım? Mert Çapar zaten bizim sözleşmeli oyuncumuzdu. Oyuncumuz evet. Fakat teklifler vardı diye bir astronomik bir fiyat değişimi olduğu için evet, yani geçen seneki sözleşmelerle işte çok altta kaldı. Biz kendisine yönetim olarak güzel bir iyileştirme de yaptık. Evet. Fakat uzatma anlaşamadık. Tekrar kontrat üzerinden devam ediyoruz. 3 tane daha futbolcumuzla görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi bunu da kamuoyuna söylemek istiyorum. Çok yazıyorlar, çok seviyorlar bu takımı. Evet, evet. Sevdikleri için bu kadar yazıyorlar. Her yerden yazıyorlar. Biz de istiyoruz futbolcularımız kalsın. Hem çok astronomik teklifler geliyor. Bir de şampiyon olmuş bir kadronun oyuncuları. İkinci ligde şampiyonluk oynayan tabii takımlar. Yani sonuçta gözde. Gerçek. Hepsi evet, gözde. Kabul etmek takımımız lazım. Gözde. Yani gol kralı olmuş Kemal Rüzgar. Yani ben ikinci ligde Kemal'le görüşmelerimiz halen devam ediyor. Devam ediyor. İki hani günde bir görüşüyoruz. Takım, evet. İki günde bir görüşüyoruz. Yani menajeri sürekli arıyor. Bazen kendisi arıyor. Bazen biz arıyoruz. Evet. Bazen şakalaşıyoruz. Sohbet ediyoruz. Fakat o fiyatlara mümkün değil. Mali açıdan bizim evet dememiz. Evet. Biz kendisine kalması yönünde de
telkinde bulunuyoruz. Çünkü bu şehre en büyük katkıyı verenlerden. Ki geldiğinde de yani birçok insan ya bu işte bu sene çok iyi performans gösterdi. Çok iyi gösterdi. Boluspor'daki performansı biliyorsunuz. Burada çok farklı bir Kemal Rüzgar burada gördük. Uyum sağladı. Soy ismi gibi. Evet. Rüzgar gibi esti geçti. Gerçekten de. Gerçekten. Özellikle o kupa maçında Beşiktaş'a attığı goller. İnanılmazdı. Olmayacak golleri atıyor ama çok bazen klas de, vuruşlar, evet, klaseler. Evet. Başka kim var başkan? Yani kalanlar ve gidenler arasında. Şu anda 6 tane futbolcumuz zaten var. Abdülsemet'le zaten program öncesi de görüştük. Evet. Bünyamin'le. Bünyamin'e soracaktım. Şöyle, şimdi tekrar söylüyorum. Şimdi hem Abdülsemet hem Bünyamin Adana Demirspor'un sözleşmeli futbolcuları. Oyuncuları, evet. Kampındalar. Bizim şu anda zaten kampımız devam ederken onlarınki de devam ediyor ve görüşmelerimiz de devam ediyor. Yani orada aynen devam ediyor. Bizim için aslında iyi. Kendi şimdi mesela biz evet. Behlül'le de Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusudur. Behlül'le de çok uzun süre görüştük. Fakat Trabzon sözleşmesini uzatıp 1461'e kiraya verdi. Biz çok istedik. Kendisi de çok istiyordu. Fakat nasip kısmet. Yani biz hiçbir futbolcumuzu göndermek için çaba sarf etmedik. Tam aksine tutmak için çaba sarf ettik. Onlara da hak veriyorum. Doğru. Çünkü bizim önerdiğimiz rakamın iki katı fiyatlar geldiği zaman onlar da haklı olarak yani birçoğu da son sezonları veya iki sezonları kaldığı için kendileri de düşünmek zorundalar. Evet. Tabii bunları hocamızla da istişare ediyoruz. Biz kendisinden önce bir rapor aldık sezon sonu. Kalması mutlaka gerekenler. Evet. Gitmesi gerekenler. Hocamız da çoğunun kalması yönünde. İstişare ediyorsunuz değil mi Sayın Başkan? Yani hocanın doğrultusunda bu transferleri ya yapıyoruz. Mümkün bana. Müdür başka evet. Bir şey yapmamız? Ya şimdi Urfa Spor kamuoyunda siz de dikkat ediyorsunuz. Öyle bir algı oluşturuluyor ki. Yani şimdi Urfa Spor'da her şey kontrol altında sizin söylemlerinizden. Ben bunu anladım. Yani kulüp başkanı olarak her şeye hakimsiniz. Giden oyuncuları biliyorsunuz, gelen oyuncuları biliyorsunuz. Teknik ekiple gerçekten ciddi anlamda birlikte çalışma ortamınız iyi. Ya bunlar aslında taraftara verilecek en güzel hediyeler. Bunu kabul etmek lazım. Ama sıkıntılar var mı? Demin de dediniz. Tabii ki sıkıntılar olabilir. Tabii ki. Evet, bunu da çözecek yönetim inanıyorum ben. Yani el birliğiyle çözeceğiz. Evet. Şehrin büyükleriyle. Biz tekrardan da zaten bu senenin planlanmasını, yapılanmasını, sezonun bütün hem teknik anlamda, hem yönetimsel anlamda, hem mali anlamda, hem finans anlamında evet. Şehrin büyükleriyle tekrar toplantımızı yaptık, görüşmelerimizi yaptık, hem fikir olduk, kucaklayıcı tavrımızın devam edeceğini, bu şehrin bütün bileşenlerini, bütün insanlarını kucaklayacak, el birliğiyle tekrar başarıya götürecek takımı yaşatmak için, devam ettirmek için, başarıdan başarıya koşturmak için zaten hemfikir olduk. Evet. Başkan bir de taraftar derneklerimiz var. Onların da çok büyük emeği vardı bu süreçte. Yani kabul etmek lazım ki birçoğu da mesaj yazıyor ama hepsini okursak zamanımız yetmez. Öncelikle hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu sezonda onlarla beraber bu tür uyumlu bir çalışmanız devam edecek mi ki size karşı çok büyük bir ilgileri var taraftar derneklerinin. Ben dikkat ediyorum bazen gidiyorsunuz ve sohbet ediyorsunuz. Bu sezon biraz daha farklı olacak mı taraftarla ilişkilerimiz? Tabii ki her zamanki gibi kucaklayıcı olacağız, hep beraber olacağız, tek vücut olacağız. Zaten hemen yanılmıyorsam kamptan bir 20 gün önce falan bir toplantı da yaptık. Biliyorsunuz dernek başkanımız Ali Çiçek, evet. Yardımcıları Kerim Aktosun, Müslüm Eskiler, evet. İsmail Arslan. Evet. Haklı olarak onlar da kendi aralarında bir tekrardan işte bir bölünelim. Yani kötü anlamda değil. Değil, evet. Biz amaç şurada, Urfa Spor ama türbinler büyük olduğu için. Biz onlarla bile 2 gün toplantı yaptık. Çok iyi. Doğrusu bu. Onlar da en büyük bileşenimiz. Bu takıma her zaman destek verenler. Takımı ateşleyenler. O dinamik, o enerjiyi verenler iç sahada, dış sahada, amasız, fakatsız, her koşulda, yağmurda, evet. Çamurda arkasından evet. Desteğini veren insanlar, onlara birlik beraberliğin başarıya gideceğini, sağ olsunlar, hepsi de birlik beraberlik oldular. Tek çatı altında, Ali Çiçek başkanlığında takıma destek vermeye devam ediyor. Onlar da kendilerine göre bu senenin görsel şölenleri için şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar, motivasyonlarını yükseltiyorlar. Çok şükür bir sorun yok. Evet. Başkan bir de özel bir soru sorayım. Şimdi Urfa Spor bu sene şampiyon oldu. Yönetim olarak hedefiniz ne? Yani bu sezon Urfa Spor'un hedefi
ligde kalmak mı, şampiyon olmak mı, playoff'u zorlamak mı? Yani açık konuşalım. Urfaspor'un bu sezonki hedefi ne? Şimdi gerçekçi olmak lazım. Evet. İnanılmaz. Çok güçlü takımlar var. İnanılmaz biliyorsun. Bütçeler. İnanılmaz rakamlar. Dediğiniz gibi hemen hemen takımların yarıdan fazlası Süper Lig görmüş takımlar. Aynen. Şu anda Süper Lig'in bir altındayız. Ve birçok Süper Lig'de yeni sponsorlar, Trendyol, birinci lig. Yani Süper Lig'in yarısı gibi bir şey. İzlenme oranı Süper Lig'den daha fazla. Çünkü şifresiz yayın da var. Aynen öyle. Evet. Artı şehir takımları var. Yani bütün takımların ciddi bir taraftar desteği Sakarya, var. Sakarya, Kocaeli, Göztepe, Altay, Giresun yani Bolu, önemli takımlar tabii, var. Tabii, Erzurum, Adana, Spor, Malatya. Yani bunların hepsi köklü dişli takımlar. Hemen hemen hepsi Süper Lig'i görmüş. Görmüş takımlar. Değil mi? Yıllarca. Çok zor bir şey. Ligdeyiz. İlk hedefimiz akıllı, mantıklı transferlerle takımımızı oluşturmak. Mali açıdan hiç bu kulübü hiçbir zaman sıkıntıya koyacak bir imza atmamak. Doğru yapılanma, doğru transferler, nokta transferler ihtiyaca göre. İlk hedefimiz bu ligde kesinlikle kalıcı olmak. Aynen. Bu sezon. Sezon içerisinde playoff'u zorlamak, eğer ışığı da görürsek şampiyon olmak. Yani ilk hedef, hedeflerimiz bu. İlk hedef kalıcı olmak. Bence bu soruya da bu cevabı bekliyordum. Şimdi bazı taraftarlar bir şey, yani ilk biliyorsunuz yani şimdi Urfaspor ilk çıktığı dönem işte bir fotoğrafçı olayı yaşandı, bilmem Valente birçok halen belki de devam eden alacağı olan yabancı oyuncular var. İsimlerini söylemeyelim tabii, ama söylemeyelim. İşte o hatayı yapmamak yılında adına onlardan ders çıkartılıyor bence. Ben onu anladım. Başta. Yani kamuoyunun şunu bilmesi lazım. Biz şu anda bir imza atıyorsun. 500 bin euro, 1 milyon euro. Bunun ödemesi de var. Bunun mabalı da var. Bu şehrin değil mi sorumlulukları tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Yani biz seçici olmak zorundayız. Çok beğenip prensipte anlaşma noktasına gelip rakam anlamında anlaşmayı iptal ettiğimiz şu anda transferlerimiz de var. Çünkü niye? Doğru. Büyük sorumluluk. Yani biz bu takımı bugün bıraktığımız zaman değil mi? Evet, evet. Yeni gelecek arkadaşlara bir gün pirupak, tertemiz, pırıl pırıl delegesinden, finansından, mali yapılanmasından şehrin tamamını kucaklayan bir kulüp olarak bir Şanlıurfaspor'u tespit etmemiz lazım. Doğru olan bu. Doğru. Başarı mutlaka gelecektir. Evet, evet, ben de inanıyorum. Zaten başarıya gitmenin ilk yolu da budur. Doğru. Sayın Başkan, bir televizyon programında size yeni statla ilgili çalışmalar olduğunu söylediniz. Devam ediyor mu? Var mı böyle bir çalışma? Yani ben çalışmalar devam ediyor demedim. Tekrar söyleyeyim. Ben net söyledim. Yani onu kamuoyunu aydınlatmak adına. İzleyicilerimiz soruyorlar. Ara sıra onlar. Bana da bütün sosyal medyada her taraftan mesaj gönderiyorlar. Stadımızın yer tahsisi yapılmış. Onun inşaat kısmının ihale edilmesi gerekiyor. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından. Bununla ilgili de siyasilerimiz, Sayın Bakanımız adımlarını atıyorlar, görüşmelerini yapıyorlar. Tabii bunlar bir anda, bir saniyede, olacak bir günde, üç günde olacak işler değil. Önce bunun yıllık bütçeye alınması lazım, ihale edilmesi lazım. İhale esnasında inşaatın yapılma süresi var. Yani benim tahminlerim 2-3 yıl içerisinde sonuçlanmış olacak bir hale gelir. Çünkü çok ciddi takip ediliyor. Evet. İhtiyaç da var. Mevcut statta biliyorsunuz bu VAR sistemi olacak. İşte koltukların yenilenmesi lazım. Belki yetişemez diye bir ödenek geldiği söylendi ki bunu ben de yazmıştım. Bunlar yetişebilir mi ligin başlamasına? Yani %90'ının yetişeceğini eminim. Evet. Belki ufak tefek ama yani %90 çözülecektir. Belki de %3'ü 5'i 10'u ilk bir iki hafta. Onu da bilemiyoruz. Belki ilk başta bay çıkarız. Bir deplasman olur falan. Kurtarır yani. Bir sorun olmaz. Bu sezon 4 takımın düşeceği söyleniyor. Evet. Bu sene 4 takım düşecek. Tabii Malatyaspor'un, Adanaspor'un, Tuzla'nın, Giresun'un, Erzurum'un maddi anlamda çok önemli sıkıntılar olduğu bilgisini de alıyoruz tabii. Kamuoyuna. Duyuyoruz ve üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Gerçekten tabii, üzülüyoruz. Tabii, yani buna üzülmemek gibi spor sever olarak hepimizi açık söyleyeyim üzüntüye koyar. Ama futbol takım, ben bunu anladım sizden. Programdan önce de değerli izleyicilerimize bunu söyleyen, ben başkanda o kararlılığı gördüm. Ben borçsuz, pırıl pırıl, bıraktığımda bile temiz bir takım bırakmak istiyorum.
ki öyle bir niyeti yok şimdi onu söyleyelim izleyeceğimiz ama Urfaspor'u borçsuz bırakmak istiyorum. Bu çok önemli değil mi başkanım? Evet, evet. Şu anda da konuya da hakimsiniz benim gördüğüm kadarıyla. Urfaspor'un peki kalıcı gelir anlamında, yani Haçimizoğlu'nun kalıcı gelir anlamında ne tür projeleri var? Bir de bunu soralım size Sayın Başkanım. Şehrin büyükleriyle yaptığımız görüşmelerde bununla ilgili bir iki tane çalışma var. Var değil mi? Özellikle bir tanesi çok ciddi bir çalışma. İnşallah sonuçlanır ki sonuçlanacağına da eminim, evet. İnanıyorum. Evet. Çünkü o... Yani açıklamanıza gerek yok ama çalışmalar var. Evet, tabii var. Evet. Çünkü şehrin bileşenlerini başta Sayın Valimiz ve belediyelerimizin, Sayın Bakanımızın o konuda çok ciddi çalışmaları var. İnanıyorum çok kısa bir süre içerisinde de sonuçlanırsa zaten bu şehrin takımı her zaman mali anlamda çok rahatlayacaktır. Çok güzel başarılara da imza atması için ciddi bir kaynak olacaktır. Şimdi hep bunu programlarımızda izleyicilerimiz çok iyi bilir, bizi izleyen izleyicilerimiz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor Sayın Başkan. Yani şimdi yönetici cebinden para veriyor, kulüp başkanı veriyor. İşte Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız gerçekten gücün nispetinde yani yasal ölçüler içerisinde bunu söyleyelim yani. Şimdi belki sporla siyaseti bir arada tutmamak lazım ama siyaset de olmadan bu iş yani olmuyor. Bir kere Şanlıurfa Spor siyaset üstüdür. Evet yani bunu Urfa'nın en büyük markası. Tabii ki. Siyaset üstü olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Tabii. Ama siyasi yerin desteği olmadan da olmuyor başkanım. Mümkün değil. Evet. Yani bütün şehir takımları için bu geçerli. Yani gerçekçi olmak lazım. Evet. Bazıları karıştırmayın diyorlar ama karıştırmadan da olmuyor tamam. Yani. Karıştırmayalım arkadaşlar. Evet. Olmuyor bu işte. Bu sene minimum 150 milyon bütçemiz. 150 milyon yani minimum. Yani 150 trilyon eski para. Evet, evet 150 trilyon. Nasıl bunu? Şimdi yani akıl, mantık sınırlarını zorlayan bir şey. Siyasileri karıştırmayın. Evet. Bütün şehir takımlarının karıştırmama şansı yok. Belediyelerin destek vermesi gerekiyor. Devletin destek vermesi gerekiyor. Sayın Valimizin, diğer valilerin. Yani sonuçta mümkün değil başaramazsınız. Kulüp bir sene içerisinde kapanacak duruma gelir. Yani onların yani, desteği şart diyorsunuz. Ve beraber hareket etmek lazım. Ama şehrin bütün bileşenleriyle Şanlıurfa Spor'un âli menfaatleri doğrultusunda. Başka bir şey için değil. Bu konuda hareket edilirse yani mümkün değil bir yönetimin veya bir başkanın yönetimin başka bir yani sponsorlara bile 150 milyonu veremez. Mümkün değil. Yani sponsorlarla zaten siz sormadınız ama ben soracağım başkanım soru ağzımdaydı. Peki, size saklıyorum. Sizin sosyal medyada çok önemli sponsor görüşmelerimiz devam ediyor demiştiniz. Doğru mudur? Benim sizi takip ettiğim kadarıyla. Final aşamasına geldik. Evet. Ne oldu onu soracaktım ama siz şey yaptınız. Ne oldu efendim sponsor anlaşmaları ne oldu? Ne süreçte Allah'ın ne zaman sonuçlanacak? Allah'ın izniyle bu hafta açıklıyoruz. Evet. Çok net. Göğüs. Göğüs forma reklamı, göğüs forma reklamımız bir tek sen. Evet. Sözleşmeye baktığımız zaman Aralık ayına kadar sürüyor. Yani devam ediyor. Orada evet. Da böyle bir şey olmuş. Sezon ortası oluyor. Bir tek senle görüşmelerimiz devam ediyor. Belki sezon sonuna kadar uzatacağız. Belki de şehrin büyüklerinden rica edip kendilerini aratıp hani bizi az bir cezayla serbest bırakın. O da var, evet. Belki de hiçbir şey almadan yeni bir sporcu, yeni göğüs reklamımız hazır ama bir tek senle aralığa kadar devam ettiği için biraz elimiz kolumuz bağlı ama çözeriz. Ama bir tek sene de teşekkür etmek lazım. Yani zor çok zamanlarda ikinci ligdeyken inanılmaz bir destek verdiler. İnanılmaz. Evet, bunu da kabul etmek tabii. lazım. Peki başkanım şimdi Urfaspor'un sponsorlar dışında Urfalı iş adamlarından yani işte Sayın Haçimizoğlu arayıp da ya ben bu sezon Urfaspor'a bu kadar yardım etmek istiyorum diyen hiç oldu mu? Oldu. 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 Buna sevindim. Şehir dışından evet. arayan bravo. Ciddi iş adamları. Vermeyelim de ama. İsim verirsek reklam oluruz. Hayır kendisi. İsim vermeyelim. Doğru. Fakat biz ilerleyen zamanda o isimlerde açıklarız yani. Biz, buna çok sevindiğimi belirtmek istiyorum. Yani kulüp başkanı arayıp Sayın Başkanım ben bu sezon Urfaspor'a karşılıksız bu kadar yardım etmek istiyorum diyen iş adamları olmuştur o zaman. Oldu. Çok güzel. Biz bu oluşuma ve bu bileşime, bu kucaklamaya mutlaka destek sunacağız dediler. Hem oldular hem olmaya devam edecekler. Biz bunları da süreç içerisinde kulübümüzün resmi hesaplarından paylaşacağız. Evet. Şimdi başkanım geldik en zor can alıcı döneme. Şimdi bizim eski kulüp başkanımız sevgili Kemal Saracoğlu ki ben çok severim. Çocuk arkadaşımız birlikte aynı mahallede büyüdük. Ben de arkadaşım büyüdük. Kardeşim. Sizin de arkadaşım sürekli görüşürüz. Dün Şanlıurfaspor'un izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Şimdi bakıyorum saat 9'a 4 dakika var.
Zamanımız var. Yani sabaha kadar da program yapabiliriz. Çünkü biliyorum müthiş bir izlenme oranı var ve mesajlar geliyor. Okuyamıyoruz, kusura bakmayın ama zaman zaman gözümüze çarpanları da okumaya çalışıyoruz. Şimdi bir kongre kararı alındı ve dün kongrenin iptal edildiği söylendi. Sayın Kemal Saracoğlu'nun da kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımı vardı. Şanlıurfa Spor Kongresi neden iptal edildi? Çok inandırıcı ve mantıklı bir açıklama yapılmazsa bu kongre iptalinin altından hiç kimse kalkamaz. Bunu size... Kemal Bey benim kardeşim. Biliyorum, sürekli görüşürüz. Hepimizin de sevdiğimiz bir insan Urfa Spor'a büyük emekleri olmuştur ki bu sorunun altında, bu açıklamanın altında art niyet aramıyorum. Art niyet olamaz. Ama kongre kararı alındı. Bu kongre kararı neden iptal edildi? Mantıklı bir açıklama kulüp başkanımızdan bekliyorum. Ben tweet'i başkana şöyle, Kemal Başkan'ın tweet'ini şöyle yorumlayabilirim. Biraz böyle heyecanla yazmış. Çünkü sonuçta hani altından kalkamayacak hiçbir yük yok. Yok. Bir de başkanım yani bu dernekler yasasına ben bugün araştırdım. Yapılan gayet olağan bir şey yani. Şimdi yönetim olağanüstü kongre kararı almıştır. Fiziki şartlar veyahut diğer şartlar yeterli oluşmamıştır. İptal etmiştir. Öyle mi? Tabii ki. Altına başka bir şey aramanın bir anlamı, bir manası var mıdır? Hiçbir manası yok. Evet. Yani sonuçta ne bir sorun var, ne bir sıkıntı var. Kongre kararımızı aldığımızda biz... Evet. Yani bunu biraz açıklarsak izleyicilerimiz de kamuoyu da bunu merak ediyor. Biz farklı bir yönetimsel çalışma yapmıştık. Hem dışarıdan katkı sunacak insanlar hem de bir atamayla. Yani örnek veriyorum. Şahıs ciddi bir destek sunuyor. Yönetime girmiyor. Evet. Ama atamayla orada bir başkan vekilliği, as başkanlık. Ama zaman ayıramayacağını ama bu katkıyı mutlaka sunmak ister. Biz de onur etmek anlamında böyle bir planlama yapmıştık. Bununla ilgili de bir... Bu önemli. Yani katkı sunduğu için maddi manevi anlamda onur etmek adına Urfa Spor'un da bu sezonki güzel bir proje aslında bu. Tabii ki. Evet. İş adamı İstanbul'da. Urfa'yı çok seviyor. Urfalı. Katkı sunmak istiyor. Fakat yönetimde yer aldığı zaman o sorumluluğu yerine getiremeyeceği için yani ben zaman ayıramayacağım. Sadece deplasmanlarınızda İstanbul'daki ama bir destek vermek istiyorum. Biz de onur etmek adına böyle bir çalışma yapmıştık. Kongremizin iptal sebebi, şimdi geçen hafta bizim çok ciddi transfer çalışmalarımız oldu. Daha doğrusu iki haftadır. İmzaladık. Yani halen gizli yürütülen çalışmalarınız olduğunu da biliyorum başkanım. Şimdi daha farklı bir şey var. Evet. Şimdi hem anlaştıklarımız var, hem ödeme tarihleri var, peşinatlar. Bugün, yarın, çarşamba, perşembe, cuma ve gün gün devam eden. Ödemeleriniz var. Yeni sözleşmelerimiz. Evet, şimdi biliyorsunuz. Yeni yani mevcut kadromuzdaki futbolcularla bile anlaştıklarımızla bile bir maç peşinat olayı var. Doğrudur. Bunların da tarihleri var. Bunların tarihleri üst üste geldi bir. İkincisi anlaşıp sözleşmesini imzalayıp ödemelerini yapacağımız, açıklayacağımız transferlerimiz var. İki. Kulübün bir kaos içerisine gideceğini gördük. Üç. Bunun sebebini de açıklayacağım. Evet. Futbolcular beni pazar günü aradılar. Pardon, cumartesi günü. Evet, evet. Başkanım ne oluyor? İşte iki adayla gidiyorsunuz. Biz şey olduk, gerildiler. Evet. En sonunda yönetim kurulumuzu topladık. Tekrardan Şanlıurfa'nın âli menfaatleri doğrultusunda kongremizi ileri bir tarihe erteledik. Bu kadar basit. Yani çok, bunun altında çok, başka bir şey aramanın hiçbir yani, ne, yani ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi, bir bu kongre kararını alan bu yönetim değil mi? Aynen. İptal eden de bu yönetim değil mi? Oy çokluğuyla alınmamış mı? Oy çokluğuyla da iptal edilmemiş mi? Doğru. Bitti. Ve yasal bir şey. Tabii yasal. Yani zaten yasa dışı bir şey yapma şansımız şimdi, olamaz ki. Konuya hakim olmayanlar Sayın Başkanım biliyorsunuz ki siz yıllardır yöneticilik yapıyorsunuz, bu işi biliyorsunuz, işte sivil toplum örgütlerine görev aldınız. Ama biz bu kongreyi iptal etmeseydik şuna emin olun. Evet. Şu yaptığımız transferlerin birçoğu boşa düşebilirdi. Çünkü şunu gördük, ilk kongrede çoğunluk sağlanamazsa, çünkü mevsimden dolayı çok dışarıda olan delegemizi tespit ettik. Evet. Görüşmelerde, ilanlarda. Kesinlikle katılımın 3/2 olmayacağını gördük. Doğrudur. Bundan sonra bir hafta ertelenmeden sonra da bu süreç içerisinde mevcut transferlerin, devam eden görüşmelerin hepsinin bir aksamaya uğrama ihtimalini ve riskini gördüğümüz için
Çok hızlı bir şekilde kongremizi iptal ettik. Evet. Önümüze bakıyoruz, transferlerimize devam edeceğiz. Bu hafta çok ciddi transferlerimizi de ardı ardına açıklayacağız. Yani ben açıkçası tatmin oldum, bunu izleyicilerimiz de gördüler. Şimdi bu süreçte çoğunluk sağlanmazsa yapılacak transferler için sıkıntı olacağını söyledi Sayın Başkanımız. Çoğunluk sağlanmadığı zaman kongre zaten bugün iptal, yani ertelenecekti. Ertelenecekti bir hafta veya bir hafta. 10 gün sonra. Tabii, tabii. Bu aradaki boşlukta takıma gelmek isteyen sporcuların kafasına soru işareti olacak. Ya işte bir kaos ortamı var, bir yönetim boşluğu olan bir yere ben gitmem diyecek olan sporcular var. Ki olabilir, genç futbolcu Sayın Başkanım. Yani esas ana neden bu olduğunu. Geçen hafta imzalayıp bu hafta imzalamaya devam edeceğimiz, anlaştığımız çok ciddi rakamlar var. Evet. Çok ciddi. Yani hemen hemen takımın tamamına yakın bir transfer hem yapmışız hem sonuçlandıracağız. Evet. Çok ciddi rakam. Yani evet, belki üçte bir. Bu rakamlar şu aradaki süreci kaldıracak, boşluğa getirecek. Asla tereddüt etmeden yönetimimizle de bunu istişare ettik uzun uzun. Evet, evet. 2-3 saatlik toplantının sonucunda da oy çokluğuyla yönetim kurulu kararımızı alıp kongremizi iptal ettik. İl dışında olan bazı arkadaşlarımız vardı. Onlar da olsaydı büyük ihtimalle oy birliğiyle alacaktık. Yani zaten şu anda yapılan, dediğim gibi, gayet olağan bir şey. Yani bunda bir eskilerde derler abi, çapan oğlu aramanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum başkan. Yani şimdi haçımız olarak varsa bir sıkıntı, burada kamuoyunun önünde çıkar söylersiniz. Yani bunda şey yok. Benim gördüğüm başkanlarımızla, yönetimimizle, futbolcularla, teknik ekiple, sizin söylemlerinize istinaden söylüyorum bunu, her şey kontrol altında diyorsunuz zaten. Biz kongre kararımızı alırken de yönetim olarak istişaremizde şehir büyüklerimizle de istişare ettik. İptal ederken de istişare ettik. Çünkü sonuçta hepimizin tek ortak paydası Şanlıurfa Spor'un âli menfaatleri. Evet. Ortak noktamız ve ortak paydamız. Bu şehirdeki 3 milyon insanın nasıl ortak sevdası Şanlıurfa Spor'sa, şehrin büyüklerinin ve Şanlıurfa Spor yönetiminde ortak paydası budur. Evet. Başka bir hedefi ve amacı olamaz. Doğru. Mümkün olmaması değil. Da lazım yani. Olamaz. Evet. Mümkün değil. Tek hedefimiz şanlı formayı en iyi yerlere taşımak için en doğru, en isabetleri kararlar almak için adım atmak. Yani ben bu konuda emin olun ki biz, tabii diğer grup başkanlarımızın da emeği var. Hepsine buradan teşekkür etmemiz lazım. Urfa Spor, yani çok güzel bir şey söyledim. Bu şehrin en önemli markası, siyaset üstü bir takım. Yani bugün bu stada 30 bin kişiyi toplamak kolay değil Sayın Başkanım. Yani. İkinci ligde 30 bine, şimdi 20 bine. Hatırlar mısınız? Playoff'taki iç saha, Erzincan dönüşündeki iç saha maçında. Evet. Aynı gün Fenerbahçe ile Başakşehir'in kupa final maçı vardı. Vardı, evet. İşte Fenerbahçe'nin de uzun yıllarda bir kupa hasreti var. Var, evet. Değil mi? Herhalde evet, bir 8-9 yıldır bir kupa alamıyor. Evet. Seyirci sayısı 12.800. Çok iyi hatırlıyorum. Şanlıurfa Spor playoff final öncesi maçı. Erzincan. İlk maçı Erzincan'ı 3-2 yenmişiz. Evet. İç saha maçımız. Anagold Erzincan'la oynuyoruz. Buradaki taraftar sayısı 37 bin taraftarımız ve biz sağ olsun taraftarımız her zaman gelsinler, biz o cezayı öderiz. İşte 188 bin lirada ihlalden dolayı merdiven boşluklarında evet, o türlü birkaç ceza ile toplamda 188 bin lira TFF bize bir ceza yazdı. Helal hoş olsun. Her zaman 37 bin kişi gelsinler tabii ki. biz her zaman diyoruz ki kurallara uyalım. Evet. Merdiven boşluklarında boş bırakalım. Çünkü niye? 30 bin taraftarımız sahada bize zaten tam desteğini verirse hiçbir sorun yok. Evet. Başkan, protokolle ilgili ben açık söyleyeyim. Yani şimdi basın tribünü var ki bu lig, dediğim gibi, yani birinci ligle süper ligle aynı pozisyonda bir lig. Biz, bilmiyorum hatırlarsanız, birinci ligdeyken protokolün önüne televizyonlar gelir. Protokol, gazeteciler, basın ve yönetim kurulu üyeleri hem maçı izlerler. Çünkü bütün maçlar canlı verilecek. Aynı zamanda da ekrandan o maçın görüntülerini, işte pozisyonlarını izlerler. Bu sefer VAR da var. VAR da var. Tekrar yani, tekrar seyredecek. O dönem VAR da yoktu. Burada tabii, dediğiniz gibi tabii, tekrar tekrar izlenme oranı var. Yönetim olarak protokolla ilgili bir çalışmanız var mı? Tabii yani ki protokola var. Girişler o kadar, kusura bakmayın, yani biraz bir dağınıklık var. Gençlik Spor ve yöneticileriniz ne kadar bunu engellemeye çalışsalar da, gelen insanlar tabii ki bizim insanımız. Hepimizin dostu, arkadaşı, ama burada bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyoruz. Hatta evet, biraz genişletmeyi de düşünüyoruz. O genişlet, LOL tarafından evet, genişletmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili de herhalde
sezonun açılışıyla birlikte çalışmamızı herkes görecek. O gol tarafındaki genişletmeyi muhakkak yapmanız lazım Sayın Başkanım. Çünkü bir protokolün girişinde yan taraftan değil de diğer taraftan. Konya'da birlikteydik. Konya'daki gibi olursa tabii, ki Erzincan'da da tabii, biliyorsunuz milli takımımız bile orada. Konya yıllardır Süper Lig'de. Şimdi Gaziantep'te de biz son yıllarda izledik. Yapılan ben inanılmaz. Fenerbahçe'nin Gaziantep'teki maçını izlemeye gitmiştim. Yani o protokolün biraz daha açılması ve bir proje vardı. Paralı. Yani adam gelecek işte Urfaspor'un bu sezonki kombine protokol biletini alacak, belirli bir ücret ödeyecek. Biz hem protokolde de belli bir oranda bir kombine satışımız olacak. Olacak. Evet. Yani sezonluk kombineler protokol olarak satışa sunacağız. Hazırlığımız çok iyi başkanım. Var. Yani şimdi bunlar aslında önemli şeyler. Urfaspor'un ben bütün takip ettiğim konularda da bunu söylüyorum. Yani belki Süper Lig'e çıkmak bu sezon için erken olabilir ama emin olun ki bu ligin heyecanı, bu ligin taraftarı, bu ligin futbol takımları Süper Lig'den çok daha farklı, çok daha iyi konumda olan takımlar var. Yani bugün bir Arda Turan gibi bir ismi biz burada Urfa'da göreceğiz. Eyüpspor'un başında. Baktığınız zaman Ertuğrul Sağlam Bursaspor'da şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörü burada göreceğiz. Caner biliyorsunuz Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynamış bir oyuncuyu. Uzun yıllar. Bu sezon uzun yıllar biz burada bu oyuncuyu izleyeceğiz. Bu önemli bunlar aslında. Buradan taraftarımıza bu sezon için neler söylemek istersiniz? Yani Urfaspor'un taraftar derneğine, yani taraftar dediğim dernek dışındaki taraftarlar için. Yani gelip Urfaspor maçını izleyecek olan taraftarlar gerçekten mutlu olacaklar mı? Allah'ın izniyle mutlu olacaklar. Olmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gücümüzün son damlasına kadar, son gücümüze kadar çalışacağız. Evet. Taraftarımız şunu merak etmesinler. Hem görsel, hem mücadeleci, hem başarılı bir takım kuracağız. Bu takım da üst üste başarılar alacak. Ama her zaman takımlarını desteklesinler. Hiçbir zaman tribünleri boş bırakmasınlar. Her zaman bu sezon, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki 2023-24 sezonunda da mutlaka fair play çerçevesinde hem rakip takımın taraftarlarını karşılasınlar. Evet, evet. Küfür etmesinler, çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasınlar. Sahaya yabancı madde atmasınlar. O çok önemli, evet. Sadece ve sadece 90 dakika tezahüratlarıyla karşı takımı bastırsınlar. Evet. Bizim takımımızı da motivasyonunu en üste çıkarsınlar. Evet. Başkan birkaç tane soru var, isim ver ben okuyayım. Sayın Başkan demiş, formalarımız kötü gibi, birkaç alternatif daha sunulup yenilenemez mi? Birkaç alternatif taraftara sunulursa taraftar formayı seçse olmaz mı demiş bir. Bir de Sayın Başkanımızdan özel bir ricamız demiş. Kamuoyunda hiç konuşulmayan bir transfer haberi verebilir mi bu akşam için bize demiş. Ben soruyorum ama siz verirsiniz vermezsiniz ayrı bir olay. Koltukları söylemişler, sormuştuk başkanımıza. Kombine biletleri satışa ne zaman sunulacak diye sormuşlar izleyicilerimiz. Bir izleyiciden iyi yayınlar Mehmet abim. Geçen sezon girişler çok sıkıntı çekti. Lütfen bu sezon Sayın Başkanımızdan o sıkıntıyı gidermemizi isteyelim demiş. Sevgili Mehmet Büyük Fırat, ben Konya'da da gördüm kendisi. İşte geliyor ya, adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama biraz da taraftarın ya erken gelmesi mi, kapıların erken açılması lazım çünkü çok sıkıntı yaşanıyordu. Bununla ilgili çalışmalar olacak mı diye sormuş izleyicilerimiz. Şimdi çok oldu sorular ama taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Kombinelerimiz, transferlerimiz açıklandıktan sonra, onların mutlu olacağı transfer açıkladıktan sonra belirleyip satışa sunacağız. Önce transferleri görsünler. Ondan sonra? Sonra gelsinler, kombinelerini alsınlar. Fiyatlar verelim mi başkanım, kombine fiyatlarımız? Bir fiyat çıkartalım. Yani çalışmalarımız var, onları üzmeyecek. Evet. Bizi de mali anlamda, maddi anlamda sıkıntıya koymayacak. Ortak bir payda da buluşacağız. Evet. Ama önce transferlerimizi önce açıklayalım. Peki başkanım bir şey söyleyeyim. Kombinelerini alırken tereddüt yani etmesinler. Gerçekten taraftarı heyecanlandıracak, taraftarı bile ayağa kaldıracak bir isim var mıdır? İsim almayalım da yani... Sizce var mı öyle bir futbolcu transferi? Var. 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 Yani kamuoyunun... İnşallah pazara kadar da açıklarız. Evet, bunu da ama telemarkaj olarak biz açıklayalım. Şu anda çok kritik bir süreçti. Hayır hayır, isim demiyorum. Yani bize söylerseniz tabii, ilk tabii. Biz açıklayalım. Bunu izleyicilerimize... Olur. Çok mesaj var aslında başkanım. Yani bilmiyorum zamanımız var mı yok mu ama
Sizin için söylüyorum, bizim için zaman sıkıntı değil. Ne kadar oldu bu arada? Herhalde bir yarım saat. 45 dakika 45 falan. 45 dakika olmuş mu? Tabii, maşallah. Dedim ya, başkan sohbet, yani bizde öyle şey yok. Samimi bir şekilde, ben de sizin de samimiyetinize güveniyorum, inanıyorum. Yani Urfaspor taraftarlarından gelen mesajların birçoğu size destek yönünde. Sevgili Mustafa Dodan'ı yazmış izleyicimiz, isim verelim. Her zaman Hatçın Başkan'la birlikteyiz. Taraftarımız olarak desteğimiz devam ediyor. Urfaspor'a kim emek veriyorsa biz ona teşekkür ediyoruz demiş. Sayın Başkanım da bu konuda samimiyetine inanarak teşekkür ediyoruz demiş Mustafa Dodanlı. Sağ olsun. Kardeşimiz. Selam söylüyorum. Birçok taraftarımızın aslında mesajı var. Sanırım kongre ile ilgili taraftarımızı aydınlattık. Kalan futbolcular, giden futbolcularla ilgili sizden önemli bilgiler aldık. Teknik ekiple ilgili sorduk, bilgiler aldık. Altyapıyı sorduk. Benim için henüz yeterli değil ama daha iyisini yapmaya çalışacağım dediniz. Stadı sorduk ne aşamada olduğunu. Başka var mı aklınızda olan? Altyapıdan alt takıma giremeyenlere de dedim ki çalışmalarına devam etsinler. Motivasyonlarını hiçbir zaman bozmasınlar. Eminim evet. En kısa sürede evet. Başarılı bir şekilde takımın bünyesine, kadrosuna katılacaklardır. Evet. Sayın Başkanım, yani şimdi Sayın Saracoğlu'nun şeyini söylemiştik ama birçok izleyicimiz ona sormuşlar. Bir izleyicimiz de yazmış. Abi, başkanın açıklamalarından tatmin olduk ama sporcu transferlerini bir an önce bitirsinler ki şimdi ben biliyorum birçok tamam, ismen biliyorum isim ama yazmıyorum. Bana dikkat ama edin. Şunu görmeleri lazım yani. Gerçekten günde 3-4 saatlik uykuyla ayaktayım. Evet, evet. Yani hep görüşmeler var. Hep adımlar atılıyor. Ben buradan yönetime de teşekkür ediyorum. Onlar da inanılmaz mücadele ediyorlar. Evet, evet. Ama sonuçta zamanımız çok kısıtlı. Biz playoff sürecinden dolayı biraz geç başladık kampımız. Çünkü evet, çocuklar izne gittiler. Haklı olarak 11 ay top oynadılar. Depremde bir 45 gün. Arkasından playoff süreci de uzadı. 11 ay. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Sadece futbol oynadılar. İzin yapamadılar. Bunların önünde bir 15 gün vardı. Onu değerlendirmek zorunda kaldılar. Süremiz çok sıkıştı. Transferler çok ciddi anlamda maliyetli. Sıkı sıkı pazarlık yapmak lazım. Parayı harcamak kolay değil. Değil. Çünkü evet, büyük bir evet. Sorumluluk. Doğru, doğru. Arkasından çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Ama bir hafta içerisinde bütün sistemimizin %99'unun çözüleceğini görüyoruz. Evet. Başkan bir hazırlık maçı yapmış Urfaspor evet. Ve hazırlık maçında yenilmiş. Evet. Evet. İzleyen birkaç izleyicimiz var. Diyor ki kesin transfer ihtiyacım var. Tabii ki hazırlık maçları ölçü ya değil zaten ama zaten şu anda 7-8 belki 9 tane daha A takımda oynayacak evet. Transferlerimiz var var. Rahat olsunlar. Küçük bir espri de yapayım. O cumartesi günü aramışlardı ya. Evet, evet. Belki onlar da kongrenin stresiyle. Olabilir. Şimdi güzel bir mesaj var. Değerli bir izleyicimiz yazmış Sait Pers'e. İyi akşamlar abi demiş. Kimsenin yapamadığını lütfen Sayın Açın Başkan'a söylerseniz çok sevinirim. Altyapıya yabancı bir hoca gelsin demiş. Çünkü yıllardır altyapıdan biz futbolcu çıkaramadık. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Yani yabancı dediği mevcut, yani mevcut hocalarımız kaliteli. İnanıyoruz, güveniyoruz. Ama evet. Ek olarak onların da bu taleplerini değerlendireceğime yönetim kuruluyla birlikte söz veriyorum. Neden? Evet. Biz her türlü fikri açıyoruz. Evet. Yeter ki bize fikir sunsunlar. En doğrusu neyse evet, onu yapmaya çalışırız. Evet. Yani başkanım gerçekten çok mesaj var. Bunu da söyleyelim. İzleyicilerimiz keyif aldık diyorlar başkanın hoş sohbetinden. En azından aklımızdaki soru işaretleri de girdi. Tabii ki zaman az kaldı. Bunu kabul etmek lazım. Yani bugün ayın 11'i. 25 gün. Evet 25 gün. Bu 25 gün süre zarfında eksiklerin hepsi tamamen giderir mi? Yoksa aklınızda ya işte keşke bunu da yapsaydık dediğiniz bir şey olur mu? Şimdi çok seçici olmak zorundayız. Evet. Çok titiz adımlar atmak zorundayız. Belki sezon başladıktan ilk biliyorsunuz ilk 4 hafta içerisinde transfer süresi bitmemiş oluyor. İlk bir ay transfer yapılabiliyor. Evet. Belki bir iki transferimiz o araya kalabilir. Hem maliyetler anlamında, hem de eksiklerimizi görmek anlamında. Çünkü her şey dediğiniz gibi olmuyor. Evet. Yani biliyorsunuz Mert bu sene nasıl bir çıkış yaptı değil mi? Evet. Ama bu lig zor başkan. Tabii yani zor. Mert biliyorsunuz Bucak karşısında mükemmel bir futbol oynadı ama bu ligde inşallah aynısını yapar. Tabii daha ki. Güçlenmesi, daha da iyi olması biz lazım. Biz onun içinde takımımız evet. içinde en iyi performansı göstermesini isteriz ama eğer herhangi bir mevkide
bir yetersizlik gördüğümüz anda da ilk 4 hafta içerisinde hemen takviyelerimizi yaparız. Yani, yani bir iki transferimizi oraya saklayacağız. Yani eksik olan bölgelere taraftarımız rahat olsun, bu transferleri yaparız diyorsunuz. Eksik, Alpay Koçaklı'yı sormuş bir ikinci. Eksik olacak değil de eksik oluşabilirse. Oluşabilirse. İşte aldık evet. Artık performans veya uyum sağlayamadıysa oraya mutlaka takviyelerimiz olacak. Alpay Koçaklı'yı sormuş bir izleyicimiz Sayın Başkan. Onu hemen söyleyelim. Onunla ilgili. Yani şöyle, ben Alpay'ı gerçekten kişiliğini de beyefendiliğini de beğeniyorum. Zaten ben onu şeye benzetiyordum. Cristiano Ronaldo'nun o ölü yaprak vuruşları evet, var. Evet, evet. Erok maçında inanılmaz bir gol attı. Mükemmel müthiş bir yetenek. Evet. Fakat şu anda kendisiyle ilgili bir tasarrufumuz olmayacak. Yani kalmayacak gibi mi görünüyor başkanım? Doğru. Anladım. Ama ben kendisine üstün başarılar diliyorum. Gerçekten performansını ve çalışmasını devam ettirirse çok evet. iyi yerlere geleceğine de inanıyorum. Evet, bunu da söyleyelim. Alpay'ın Koçaklı'nın Van Spor'la anlaştığı. Hayırlı olsun. Evet, başarılar diliyorum kendisine de Van Spor'a da. Gerçekten dediğim gibi çok usta ayaklara sahip. Ama bu ligde hem fiziksel anlamdan da biraz hocanın raporu doğrultusunda tasarrufumuz olmadı. Peki başkan, geçen yıl takım şampiyon oldu. Bu geçen yıl takımdan kalan futbolcuların alacağı var mı Şanlıurfa Spor'dan? Yani şampiyon olan kadrodaki futbolcuların Urfa Spor'dan şu anda alacağı var mı? Yok. Bir kuruş alacakları yok. Yok. Bu önemli bir olay aslında var. Şehrin bileşenleri de var. Evet. Yani şimdi yani da anlatmak istediğim bu. Çok iyi anlıyorum ben. Yani takım şampiyon olmuş, birinciliğe çıkmış. Bakın şimdi Diyarbakır Spor, Ahmet Spor dedim. Müthiş transferler yapıyor. Çok önemli paralar harcanıyor. Diğer takımlarda da öyle. Biz şampiyon olmuşuz ve şampiyon olan kadrodan hiçbir sporcunun şu anda, bunu izleyicilerimize bir müjde olarak söyleyeyim aslında, bu önemli bir olay. Hiçbir sporcunun alacağı yok. Gidenler dahil. Gidenler dahil. Kalanları tek değil. Gidenler, sözleşme imzalayanlar, hepsi, hiçbir alacağı yok. Bu çok önemli bir olay. Belki şu olabilir. Primler konusunda bir kısmının çok ya küçük o, rakamlarda. O da şey yani ya başkan, biliyorsunuz, şampiyonluk primi olarak he. atıyorum. %50'si ödenmiştir, %50'si kalmıştır. O da bugün yarın yani bu hafta içerisinde %100 çözülüyor. Ödenecek. Tamamıyla zamanın, yoğunluğun verdiği bir zaman yokluğundan dolayı olan bir şeydi. Yoksa çoktan ödenmişti. Yani şimdi başkanım ya bu soruların hepsini sormayalım. Çünkü böyle olursa biz sabaha kadar programı... Çünkü taraftarların müthiş bir ilgisi var. Bir de bizim açık söyleyeyim yani böyle samimi sohbetlerimiz de vatandaşın hoşuna girmiş. Bizim telemarka, benim Mehmet Baynan olarak açık söyleyeyim. Usubum bu. Asla gelen konuğa işte çok böyle... Çünkü siz bizim konuğumuzsunuz. Taraftarımızın da az çok gelen bütün sorularını sorduk. Burada amacımız kamuoyunu aydınlatmak. Belki de bir ilk oluyor, bunu da söyleyelim. Haçın Başkan'ın Urfa Spor için yaptıklarının birçoğunu ben çok yakından biliyorum. Ki yapan kim varsa da onlara da teşekkür ediyoruz. Yani emeğe de saygı duymak lazım. Ama bu gece aldığım izlenim biraz beni rahatlattı başkanım. Yani buradan kamuoyuna, taraftarlarımıza da rahat olmalarını söyleyelim mi? Yani Urfa Spor birincilikte onları mutlu edecek bir kadro oluşturacak, güzel sonuçlar alacak diyorsunuz. Kesinlikle rahat olsunlar. Evet. Ama şu konuda biraz motive olsunlar. Takımlarını kucaklayacakları gün, özellikle de ilk iç saha maçımızda Erzincan maçını aratmayacak bir performans göstersinler. Bütün futbol kamuoyu da taraftarımızın gücünü evet. açılış maçında, belki iç saha belki dış saha, ama iç sahadaki ilk maçımızda o görsel şöleni mutlaka sağlasınlar. Hep birlikte başarıya giden yolda bir olalım, tek olalım, tek vücut olalım, evet. başarıya da gidelim. Başıma yarın da fikstür çekimi var. Evet. Var mı orada bizden kimse? Tabii. Başkan, taraftarlardan sorumlu başkan yardımcımız Talat Baytemir. Talat Bey orada. Kendisi evet. katılacak oraya. Evet. İnşallah çektiği kura da hayırlı olur. İnşallah. Bu senenin hayırla başlamasından sonra da belki de o kurayla birlikte başarının ilk adımını atmış oluruz. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Ben kamuoyunu aydınlattık. Son olarak da şunu söylemek evet, istiyorum. Soracak. Tekrar söylüyorum. Şehir kulüplerinin özellikle şehir büyükleriyle uyumlu olması gerekiyor başarı için. Şanlıurfa Spor'un 3 milyonluk şehirdeki bütün bileşenlere açık olması gerekiyor. Kucaklayıcı evet. olması gerekiyor. Benim senin değil,
tüm şehrin takımı olması gerekiyor. Bunun içerisinde delege yapısı da önemli. Delegelerin de bütün şehri kucaklayan bir sisteme hitap etmesi gerekiyor. Bir grubun, bir kitlenin grup delegesi değil, herkesin. Şimdi 3 milyonluk şehirde, değil mi? Evet. İşte 1200'e yakın delegemiz var, 1180. Bunun 3 milyona dağılması gerekiyor. Başarının temel kaynaklarından bir tanesi de buradan başlar. Evet, önemli. Çünkü halka açık olması lazım. Evet. 3 milyonluk bir şehir. Yani bugün Haçimizoğlu'nun orada 1000 tane delegesi olsa, 3 milyonluk şehrin birlik ve bütünlüğünü sağlayabilir mi? Şehir büyükleriyle, şehrin büyükleriyle kucaklayıcı olabilir mi? Olamaz. Her açıdan başarının yolu şudur. Her şeyimiz şeffaf olacak, net olacak, kucaklayıcı olacağız. Şehrin bütün bileşenleriyle, başta şehrin büyükleriyle, evet, taraftarıyla, insanlarıyla, Şanlıurfa Spor'un bütün bileşenleriyle yek vücut olacağız. Yönetim, futbolcu, taraftar, teknik heyet, şöyle olacağız. O sene, bu senenin devamını da adım adım bu sene yansıtmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Başkan, sonra pastörlük biliyorsunuz önemli. Taraftarımıza burada pastörlükle ilgili bir mesajınız olacak mı? Yani almayanlar var, halen ağırdan alanlar var. Pastörlük önemli bizim için. Yani pastörlüğün, ne kadar çok satılırsa Urfa Spor'un kasasına belirli bir ücret de gidiyor. Tabii ki. Evet. Herhalde %1, evet, yani 6 veya 7'lik sizin oranı. Sizin görüşleriniz taraftara çok önemli. Ben onları hızlı bir şekilde pastörlük almaya davet ediyorum. Zaten internetten yakında da fiziki anlamda gişeler kurulacak. Evet. Ha, onu da sormuştum. Ayın 20'sinde yanılmıyorsam 3 gün sonra kurulmaya başlanıyor. Hızlı bir şekilde pastörlüklerini alsınlar. Aldıkları pastörlükte zaten takımlarına destek vermiş oluyorlar. Aynen. Hem de takımlarının maçını seyretmek için ilk adımı atmış oluyorlar. Hemen arkasından transferlerimizi beklesinler. Pazara kadar açıklayacağımız transferlerden sonra da kombinelerimizi açıklayacağız. Kombinelerini alsınlar, tribün değerlerini alsınlar ve bu şanlı takımı her zaman desteklesinler. Hem iç sahada hem dış sahada, ama özellikle açılış ilk saha maçımızda Erzincan maçındaki görseli, kalabalığı ve o kitleyi mutlaka sağlasınlar ve 90 dakika tüm Türkiye'ye Şanlıurfa Spor taraftarının gücünü göstersinler. Canlı yayında bütün Türkiye seyretsin. Evet. Başkan, bir saate yakın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Emin olun ki vakit nasıl geçti anlamadık. Sohbet de güzel oldu. Sanırım verdiğiniz bilgiler de hem kamuoyunu hem Şanlıurfa Spor taraftarını aydınlattı. İnşallah bir iki galibiyet alalım. Yine bir akşam böyle sizi İnşallah. Alalım, konuk edelim. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar var. Ben bunların da çözüleceğine inanıyorum. Bizi bu saate kadar izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Mesaj yazıp da okuyamadığımız izleyicilerimizden de özür diliyorum. O kadar çok mesaj var ki, yani biz sık sık program yapıyoruz ama bu akşam aşırı bir mesaj yoğunluğu var. Ama bu mesaj programı olmadığı için sadece kamuoyunu bilgilendirmek adına başkanımızı davet ettik. Bizi ana hatları işledik. Evet, evet, gerçekten ana hatları işledik ve ben tatmin oldum. İzleyicilerimizin birçoğu da bu konuda gerçekten de mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama transferleri bekleyin diyorum. Başkanım, son olarak bir kelime alalım, kapatalım. Ben en son olarak taraftarlarımıza ve bütün şehrimize şu mesajı vermek istiyorum. Bu takım bu sene en başarılı işleri yapmak için, mücadelesini göstermek için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Gece gündüz yönetimle birlikte, şehrin büyükleriyle birlikte, futbolcularla birlikte, yeni katılanlarla, transfer ettiklerimizle, bütün bileşenlerle. Merak etmesinler, takımlarına güvensinler. O sene, bu sene dediğimiz sezonda kupamızı aldık, şampiyon olduk. Bu sene de en üstlere oynamak için, önce kalıcı olmak için, evet, hemen arkasından da üstlere oynamak için mücadele edecek takımı kurmak için bütün çalışmalarımız devam ediyor. Rahat olsunlar, sadece takımlarına, bizlere güvensinler. Şehrin birlik, bütünlüğü için ellerinden ne geliyorsa bütün bileşenler her zaman yapsın. Kenetlenelim, başarıya hep beraber gidelim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Ben de ekranlar başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize sürçülisan ettikse affola. Terem Arkaç Özel'de sizlerle birlikteydik. Liglere az bir zaman kaldı. Takım gerçekten de başkan dediği gibi iyi gidiyor. Yapılacak transferler var. Bunlar da kamuoyuna inşallah kendileri açıklayacaklardır.
Ben bu saate kadar bizi izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeniden bir Terem Arkacı'yla görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.